Rusya'dan gelen görüntüler ekranlarınızda, BRICS zirvesi gerçekleşiyor Kazan'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az evvel görüntüdeydi. Putin'le tokalaştılar. Şimdi Putin konuşmasını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da birazdan gerçekleşecek BRICS zirvesinde. Çok önemli bir zirveden bahsediyoruz. Üstelik bu zirve gerçekleşirken böyle bir terör saldırısının gerçekleşmesini de aynı zamanda yorumluyoruz. Çünkü Türkiye bu zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında katılıyor. Bu çok önemli. Avrupa basınından tedirginlik mesajları gelmişti Türkiye'nin bu zirveye katılmasıyla ilgili. Burası da çok önemli. Türkiye'nin BRICS'e katılma süreciyle ilgili çok önemli bir adım atılacak. Genişlerken BRICS zirvesi tartışılırken Türkiye NATO üyesi bir ülke, BRICS'e katılması mümkün değildir şeklinde açıklamalar gelmişti. Hatırlarsanız hatta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eğer Avrupa Birliği'ne yaptığımız başvurular bugüne kadar geri çevrilmeseydi biz de böyle bir yola başvurmazdık yönündeydi. Sonra Rusya'dan açıklamalar geldi. И особой геополитической роли вашей страны, которая связывает Восток и Запад Евразийского континента. Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях. Мы с вами поддерживаем регулярный диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценю эти неизменно полезные контакты. Уверен, что и сегодняшняя наша беседа будет плодотворной и полезной. Конечно, обсудим пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, которое год от года развивается весьма динамично. Так, в прошлом году объем товарооборота составил внушительную сумму 55,4 миллиарда долларов. Here, there is interest into establishing close contact with our association, and we see great prospects considering the authority and special geopolitical role of your country that connects the West and the East of the Eurasian continent. Russian-Turkish relations, business, araba, visum представлен, sanayi, машиностроение, металлургия, özellikle araba sanayi ve metalurjide. Büyük başarılara imza attık ve sizin ülkemize yaptığınız yatırımlar kesinlikle bizim için çok önemlidir ve burada Tataristan'da bulunduğumuz süreçte bunu konuştuk. Stratejik ilişkilerimizde gördüğünüz gibi Rusya kesinlikle çok önemli bir partnerinizdir ve Akkuyu nükleer santrali bunun için örnek bir projedir. Ayrıca Türkiye'de uluslararası gaz hubının oluşturması konusunda da yaptığımız ve attığımız adımlar kendi meyvelerini vermeye başlamış bile. Türkiye'de Akkuyu nükleer santrali bizim için önemli bir projedir ve 7/24 çalışıyoruz o proje üzerinde ve ünitesinde enerji üretim başlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı ve siz de ifade ettiğiniz gibi turizm alanında da önemli bir işbirliğimiz var. Geçen sene Türkiye'ye 6.3 milyon Rus turist gitti, ziyaret yaptı. %27 civarında bir artış söz konusu. Bu yılın ilk 8 ayında 4,5 milyon turist geldi. Bu rakamlar bakımından Rusya ilk sırasında yer almaktadır. Afet bakanlıklar düzeyinde önemli bir işbirliğimiz var. Biz yangın söndürme için Türkiye'ye bir uçak gönderdik, yardımda bulunduk. Uluslararası konularda da yakın diyalog içerisindeyiz. Yarın BRICS Outreach formatına katılacaksınız. Bu da Türkiye'nin güncel sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacaktır.
ikna edeceğini gösterecek. Katılmanız özellikle Orta Doğu'da trajik gelişmeleri ele alınacağız. Rusya ve Türkiye pozisyonları birbirine çok yakın. Ve biz birlikte görüyoruz ki bu İsrail-Arap Dünyası arasındaki bir ihtilafın çözümü sadece Birleşmiş Milletler'in zemininde mümkün olacaktır. Kafkasya'da Suriye ve özellikle konuları ele alacağız ve Ukrayna'daki durumu da konuda sizi bilgilendirme yapacağım. Tekrar Rusya'ya hoş geldiniz. Sizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Başkan, değerli dostum, BRICS zirvesi genişletilmiş liderler oturumuna davetiniz ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum. Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle yeniden bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Taziye dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz var, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dışişleri Bakanınız 3+3 bölgesel işbirliği platformu vesilesiyle Cuma günü İstanbul'daydı. Artık siz değerli dostumu da en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyorum. Sayın Başkan, banka ödemelerindeki sıkıntıların çözülmesine yönelik çabalar sürüyor. Bu hususta bir mekanizma tesis edilmesi maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız, merkez bankalarımız temas halinde. Ticaret bakanlıklarımız arasında da bir kurumlar arası çalışma başlatıldı. Yaptırım kapsamında yer almayan, ticari açıdan risk arz etmeyen ürünlerden oluşan bir